30 dakikaya hoş geldiniz. Evet, küresel piyasalar nezdinde aslında Jackson Hole gelecek olan toplantıda özellikle bundan sonraki süreçte Powell'ın mesajları önem arz edecek. Türkiye saati itibariyle 17.15'te karşılayacağız önemli mesajları diyelim. Peki piyasada nasıl bir etki bıraktı? Tuğba Özay'da devam ediyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Araştırma masasıyla devam ediyoruz. Tuğba Özay bizlerle birlikte. Tuğba hoş geldin. Hoş bulduk Pelin. Önemli toplantı başlıyor. Dolayısıyla aslında Jackson Hole yakından takip ediliyor. Önemli mesajlar da çıkacak. Ne dersin, Powell'ı dinleyeceğiz bugün? Kritik konuşma gelir mi? Önemli bir toplantı. Piyasada da yansımasını görebiliyoruz aslında şu anda. Şimdi hemen şu detayı verelim. Türkiye saatiyle Powell'ın konuşması 17.05'te gerçekleşecek. Lagarde'ın konuşması da 22'de gerçekleşecek. Şimdi piyasaya baktığımızda aslında dün itibariyle Amerika'da endekslerin her birinin satıcılı kapattığını gördük. Burada özellikle işte hep neyi konuşuyorduk? Nasdaq bir miktarda dün itibariyle seans açılışında vadeliler tarafında daha doğrusu Nasdaq olumlu ayrışırken kapanışta ona rağmen her birinde şimdi ekranda görmüş olduğumuz S&P tarafı S&P'de performansı görebiliyoruz. Dow Jones'ta performansı görebiliyoruz. Dow Jones'a baktığımızda burada negatif bir kapanış gerçekleşmiş oldu. S&P tarafına baktığımızda onda da aynı şekilde. Nasdaq'ta Nvidia'nın biliyorsun bilançosu iyi geldi. Buna rağmen kapanışta negatif bir seyir vardı. Her bir hafta Nasdaq şu an itibariyle baktığımızda %2.19 negatif kapattığını görmekteyiz. Diğerlerinde de benzer senaryolar var. Burada %1.5 oranında S&P negatif kapanış gerçekleştirdi. Doğru. Satıcılıydı. Burada beklenti ne? Aslında baktığımızda Pelin, bugün Powell'ın söyleyecekleri önemli olacak. Özellikle Boston Fed Başkanı Collins'in açıklamaları vardı. Burada faiz artışları devam edebilir şeklinde bir açıklamada bulundu. Bu tek başına önemli mi? Tek başına önemli değil. Ama içeriğine baktığımızda işte Amerika'da şu anda mevcut durumda güçlü seyretmeye devam eden bir istihdam piyasası var ama geçtiğimiz günlerde özellikle tahvil faizlerindeki yükseliş bir miktar tedirgin ediciydi. Şimdi bir grafiğimiz daha var. Ona da bakalım. Mevcut şartlar altında şu an Fed'in fonlama faizi hem PCE'nin üzerinde, yani bizim işte çekirdek enflasyon göstergesi olarak baktığımız enflasyonun üzerinde, hem de Amerika'nın enflasyon rakamının, manşet enflasyon rakamının üzerinde. Grafikte görmüş olduğumuz şu an itibariyle swap piyasasında yeni bir faiz artışı beklenmiyor. Hatta 2024'te faiz indirimleri gelebilir beklentisi var. Ama buna rağmen şimdi geçtiğimiz günlerde tahvil faizlerindeki o yükseliş neden önemliydi? Bir önceki yükselişte biliyorsun bankalar tarafında bir problem yarattı tahvil faizlerindeki yükseliş. İşte bankalardaki o mevcut faizlerin, ki şu anki seviyelerde değildi o zaman faizler. Oradaki mevduat işte para piyasası fonlarına gitti. Bankaların likiditelerinde, işte bilançolarında, aktif varlıklarında bozulmalar yaşandı. O orayı tehdit etmişti. Şu an faizlerin geldiği seviye itibariyle de özellikle Amerika'da konut sektöründe ciddi problem yaşanıyor. Ki diğer taraftan faizlerin gelmiş olduğu bu noktalara rağmen biz şunu görebiliyoruz. Bu bütün dünyanın genelinde böyle bu arada. Hani enflasyonun bu seyrine ve borçlanma maliyetlerinin bu kadar artmış olmasına rağmen kredi kart harcamaları patlamış durumda. İhtiyaç kredileri patlamış durumda. Evet. Bu dünyanın da genelinde böyle. Yani o tüketim çılgınlığı hala devam ediyor. Diğer taraftan konut tarafı her yerde. Bir İngiltere'de konut fiyatları düşüyor şu anda. Onu görebiliyoruz. Çin hikayesi zaten ayrı, oradaki gayrimenkul krizinden dolayı işte deflasyonist etkiden bahsediyoruz Çin tarafında. Aslında baktığımızda hani bir tarafta dünyanın geri kalanında bu fiyat artışlarındaki yükselişin bir miktar önüne geçildiğini görebildik. Amerika'da da benzeri durumlar var ama oradaki olay şu aslında mevcut enflasyon, hedeflenen enflasyonun çok çok üzerinde olduğu için hala bir faiz indirimi gelir mi? Faiz artırımı daha gelir mi? Ama şu da gözden kaçıyor. Özellikle bilanço, bu ekranda da göstereceğim şimdi Fed bilançosunu. Fed bilançosu 23 Ağustos haftasında da küçültülmeye devam etti. Şu görmüş olduğun işte şurada özellikle bu bankacılık sıkışıklığının yaşandığı dönemde bilançoda tekrar bir geçici süreliğini artırma yaşanmıştı. Ama o zamandan bu zamana, yani Mart ayından bu yana baktığımızda bilançoda
bilançoda küçültme trendi devam ediyor. Burada hesaplanılan nokta şu aslında, bu bilanço küçültme planladıkları gibi giderse bunun da zaten 25 bas puan pay varçı etkisi yaratmasını bekliyorlar piyasa tarafında. Bu normal işte Powell ne demişti? 2 pay artırımına kadar daha kapıyı açık bırakmıştı ama hani onun ben gelmesini bekliyor muyum? Çok da beklemiyorum. Çünkü burada bilanço küçültmeye devam ettiği sürece onun da zaten bir sıkılaştırıcı etkisi olmaya devam edecek. Ama piyasa tarafına baktığımızda özellikle işte volatilite koruma fonlarına baktığımızda burada yaklaşık 28 milyar dolarlık bir satış gerçekleştiğini görüyoruz. Ki bu özellikle miktar bazında baktığımızda oldukça yüksek bir miktar ki bu ne demek aslında? Şimdi ABD endekslerindeki haftalık performansı da gördük. Özellikle son 2 haftada haftalık bazda baktığımızda performanslar düşük. Burada özellikle işte hisse satmalarının nedenine, fonların çıkış yapmalarının nedenine olası bir faiz artırımı sinyali gelir mi Powell'dan? Bir para politikaları ile ilgili herhangi bir sıkılaştırıcı söylem ya da adım gelir mi? Bunu aslında tartışıyor. Hani buradaki belirsizlikten kaynaklı bu fiyatlama davranışının olduğunu görüyorum ki özellikle 2 yıllık tahvil faizleri en duyarlı göstergedir aslında. Hep onu orada, takip ediyoruz. Aynen orada 6 bas puanlık bir yükseliş gerçekleşti dünkü fiyatlamaya baktığımızda. Şu an itibariyle de işte baktığımızda 10 yıllıklar örneğin 4.24'ler seviyesinde. Dünkü 2 yıllıklarda işte bu yükselişin gerçekleşme nedeni olası bir yeni bir faiz artışına ya da sıkılaşmaya dair söylem gelir mi gelmez Mackey Collins'ten gelen açıklamada aslında faiz artırımları devam edebilir dedi ama mevcut şartları düşündüğümüzde burada özellikle işte özellikle konut sektöründe Amerika'da da işte mortgage faizleri 30 yıllık mortgage faizleri her ay rekor kırıyor rakamlara baktığımızda. Bunların zaten hani faizlerin artmaya devam ediyor olması özellikle konut sektörü öncülüğünde bir taraftan işte bu bankaları da tehdit ederken bir taraftan konut sektörünü de tehdit ediyor ki konut aslında hemen hemen birçok ülkede hani lokomotiftir, ekonomiyi destekleyen yatırımlardan biridir. Doğru. Haliyle burada faizlerin daha artırılması orayı daha çok tehdit edebilir ve diğer taraftan dediğim gibi şu anda hani bu belirsizliği karşılamak istemeyen yatırımcılar ki hedge fonlara baktığımızda özellikle yıl genelinde çok fazla terfte kaldılar. Hedge fonların performansına yıl sonunda baktığımızda şu anki performanslarına göre değerlendirirsek zaten zarar yazdıklarını göreceğiz. Özellikle işte tahviller tarafından ciddi zarar yazdılar bu faiz artışlarından sonra. Şu anki görünümde Jackson Hole'da Powell ne söyleyecek? Ben hani çok şahin bir Powell beklemiyorum açıkçası ama çok güvercin bir Powell da beklemiyorum. Yani, çünkü aynen burada hep hani şundan bahsediyoruz aslında hani çok uzun zamandır o istihdam piyasası güçlü ama istihdam piyasasında özellikle hizmetler sektörünün kırılmaya başladığını gördük. İşte ücretler tarafının kırılmaya başladığını gördük. Ücretler tarafı kırılırken özellikle hizmet tarafında yüksek maaşlılardan düşük maaşlılara geçiş olduğunu görüyoruz ama bu şunun da göstergesi aslında o harcama alışkanlığının, tüketim alışkanlığının çünkü düşük ücretli hizmet sektörü dediğimiz şey restoran, kafe, işte eğlence daha çok bunları kapsayan alanlar ve bu harcamalar tarafına baktığımızda gelirler artmıyor ama ihtiyaç kredileri, kredi kartı harcamaları bunlar artıyor. Bu şunun da göstergesi aslında. Hani bir tüketim çılgınlığı var orada. Var. Bunun da göstergesi. Ama diğer taraftan baktığımızda aslında hani mevcut işte para politikalarıyla orada çıpa görevi görecek mi, görmeyecek mi yüzde işte iki enflasyon hedefi. Şu anki seviyelerden evet uzak ama kümülatif etkiyi ve bilanço daraltmanın da etkisini göz önünde bulundurduğumuzda bugün her ne kadar böyle karışık ya da sert geçme ihtimali olsa da hani çok böyle Powell'dan işte daha önce Bernanke'nin Jackson Hole'da sinyal verip de bütün piyasaları karıştırdığı gibi bir adım gelir mi? Ben öyle bir adım beklemiyorum açıkçası. Ama önemli olan zaten burada diyorsun niceliksel sıkılaştırmayı devam ettiren de bir kesinlikle patikası var. Yani burada yeni bir faiz artışı gelmeyecek olsa bile bilanço küçülmeye devam edecek ki ben hep şunu savundum aslında zaten. Burada faizlerin işte seviyesinden ziyade aslında buna sadece işte 2022'den bu yana bakmayalım. 2008 diyelim ya da 2005 diyelim. Hani bu seviyelerden itibaren bilançonun gelmiş olduğu boyutun büyüklüğü de aslında problem olan. Yani biz sadece pandemi dönemindeki o etkileri işte ya da supply chain tarafındaki tedarik zinciri tarafındaki o etkiler ya da Rusya-Ukrayna savaşı bunlar değildi problem. Hani bunun zaten bir problem yaratmasını, şu tablonun problem yaratmasını bekliyorduk ki 2019 yılından sonra artan para arzı şurayı gösteriyor. Şimdi burada, pandemi dönemi. Burası pandemi dönemi ama pandemi döneminin öncesine gittiğinde de aslında o para arzı artmaya devam etti. Burada işte baktığında aslında dünyadaki şu anda kaldıraçlı pozisyonlar aslında orası ayrı bir konu, ayrı tartışılması gereken bir konu. Ama diğer taraftan baktığımız da
burada hani bazı alışkanlıklar değişti. Yatırım alışkanlığı değişti, tüketim alışkanlığı değişti. Örneğin işte biz daha düne kadar Amerika'da Amerikan halkı krediyle ya da kredi kartıyla hayatını devam ettiren ya da harcama yapan bir halk değildi. Ama bunun değiştiğini görüyoruz örneğin. Diğer taraftan işte konutlar tarafında orada da mesela fiyatların çok uçmuş olması artık hani biraz daha kiralar tarafına yönlendirdi. Yatırımlar tarafında kaldıraçlı pozisyonların oranları arttı. İşte özellikle yaş gruplarına göre yatırımcı tercihlerinde ya da birikim tasarruf tercihlerinde evet. değişiklik var. Bunların her biri ve özellikle istihdam tarafı. İstihdam ölçümlemesi önceden geleneksel istihdam ölçümlemesinden ziyade şu an biraz daha bu home office ile birlikte istihdam ölçümlemesi de değişti. O da etkilerden biri. Her biri birbirinden bağımsız ayrı konu ama toparlayayım. Evet. Benim şu an toplantıda işte toplantıyla ilgili söyleyebileceğim nokta bugün Powell açıklamalarından kaynaklı sert bir gün olabilir. Piyasadaki fiyatlamalar şu anda bir satış beklendiğine dair ufak ufak sinyaller veriyor diyebilirim Pelin. Çok teşekkür ediyorum Tuba Uzay. Aktardıkların için diyoruz ve böylece araştırma masasını noktalıyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, bir tarafta aslında küresel piyasaların odağında Jackson Hole var ama diğer tarafta dolar TL tarafını yakından takip ediyoruz. Altın yatırımcısı merak ediyor. Dar bir bantta hareket ettiğini takip etmiştik. Hem gram altın tarafında hem de ons tarafını değerlendireceğiz kendisiyle birlikte. Altın ve para piyasaları uzmanı Murat Malik bizlerle birlikte. Murat Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi şüphesiz ki küresel piyasalardaki major başlıklarla birlikte spot altın tarafını yakından takip ederken hem spot altın tarafından etkilenen hem de dolar TL bacağından etkilenen gram altın tarafında konuşacağız. Öncelikle olarak altın fiyatlarındaki şartları şöyle bir sıralayacak olursak aleyhe mi sonuçlanıyor, lehine mi sonuçlanıyor? Ne dersiniz? Altının zamanı geliyor mu yoksa altın için daha kötümser beklentilerle mi şekilleniyor? Şimdi biz bu olaya üç türlü bakıyoruz. Kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede. Kısa vadede altın şu an düşüşte, faizin artmasıyla beraber ki bu bizim için iyi. Ancak ben sektörün içinden gelen bir insan olaraktan biz Merkez Bankası'ndan yakın zamanda talihsiz bir haber aldık, bir gece yarısı haberi. Altına kota geldi. Siz de mutlaka ki bu konuda bilgi sahibisiniz ve bu sektöre şu anda çok ciddi zarar veriyor. Yani özellikle Dirle yapan ihracatta, altın ihracatında bizim yaklaşık olarak 160 ton altın ihracatımız olmasına rağmen bu şu anda Merkez Bankası tarafından sayılmadı. Ve yaklaşık 6 bin üretici İstanbul'da, Türkiye genelinde ciddi zor durumda. Şu anda biz buna bir çözüm bulmaya çalışıyoruz öncelikle. Ancak bizim beklentimiz, öngörümüz 2000 yani yıl sonuna kadar altının 2000'i bulacağı şeklinde. Yani bunu gram altın tarafına baktığımız noktada aslında gram altın tarafında şu andan itibariyle 1634 lira seviyesinden fiyatlamalardan geçiyor ama yani şimdi dolar TL bacağından etkilenmesini bir de ons tarafından etkilenmesini konuşacak olursak eğer küresel piyasalardaki şartları da yakından takip ediyoruz ama bu bağlamda özellikle dolar TL tarafında yakından izleyen gram altın tarafındaki 2000 dolar hedefindeki riskler nelerdir? Beklenen fırsatlar nelerdir diyecek olursam ne dersiniz? Beklenen fırsatlar altın şu an zaten düşüş eğiliminde. Ancak bu tarih boyunca hep böyle olmuştur. Ancak daha sonra çıkışı her zaman düşüşünün 2 ya da 3 katı üstünde oldu. Yani 28 yıl önce biz bu işlere başlarken çok iyi hatırlıyorum altının gramı 25 TL idi. Şimdi 1600 küsürlerde ve dediğim gibi yıl sonuna kadar biz 2000'leri göreceğimizi öngörüyoruz. Ve tabii ki değişen ekonomik koşullarla beraber ortaya çıkan gramlık altın arzı son 18 ayda Türkiye'de ve tüm dünyada sadece Türkiye değil tavan yapmış vaziyette. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Dünyada şu anda yaklaşık olarak 53 bin ton altın rezervi kalmış durumda. Yani arzı çok, talebi çok ancak arzı az olan bir metadan bahsediyoruz. Ve altın metasından bahsediyoruz. Takası olan, keşe dönmesi kolay olan, nakli dönmesi kolay olan, ticareti en yoğun olan bir metadan bahsediyoruz. Dolayısıyla arzı çok, arzı az, talebi çok olan bir ürünlerde her zaman fiyat yükseldiği gibi
altına da yükselecektir. Bizim öngörümüz bu şekilde. Peki, arz az, talep fazla dediniz. Bu bağlamda özellikle önümüzdeki süreçteki risklerden, arzın arzlığından da bahsetmek söz konusu olabilir mi? Tabii ki. Dediğim gibi şu anda altın dünyada yaklaşık 53 bin ton seviyesi dönüyor. Eski altınlar, bahsettiğimiz hurda altınlar, külçe altınlar eskeza öyle. Bu biraz da nüfusa bağlı bir durum. Mesela Çin ve Hindistan dünyada en yoğun nüfus ülkeler olduğu için bunların da altın kültürü var. Aynı Türkiye'de olduğu gibi en yoğun altın çeken ülkeler bunlar. Bunların çektiği altınların fiyatı da dolayısıyla tüm dünyayı etkiliyor. Buna Türkiye dahil. Ve bizim son zamanlarda yaptığımız yaklaşık 460 tonluk altın ithalatının biz bunun 260 tonunu tekrar ihraç ettik. Ancak bu ihraç ettiğimiz altının içinde kredi kartıyla yapılan satışlar da var. Buna rağmen Merkez Bankası bunu reel satış, reel ihracat olarak saymadı. Daha çok hizmet bedeli olarak saydı. Biz buradan bir sıkıntı yaşadık. Ancak bizim birlik başkanımız bugün Sayın Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek. Umarım oradan iyi bir sonuç çıkacak bizim için. Çünkü yaklaşık 6 bin işletmeden ve aileleri beraber yaklaşık 500 bin insandan bahsediyoruz ki bu çok ciddi bir rakam. Ve altının, özellikle de mücevher ihracatındaki altının katma değeri Türkiye'de şu anda tüm sektörleri üst üste koyun hepsinden çok daha fazladır. Çok basit bir örnek vereyim. 1 kilo altından biz yaklaşık 2000 ile 5000 dolar arası kar elde ediyoruz. Katma değer elde ediyoruz. Bu Türkiye'de hiçbir sektörde yok. Bilişim hariç. Şimdi peki o halde şunu da sormak lazım. Yani altında global bir marka değeri de yaratabilmek elbette bizim elimizde diye düşünüyorum. Böyle bir durumdan bahsedebiliyor muyuz şu anda, yoksa o durumdan bahsedebilmek için neler yapılması gerekiyor? Tabii ki bahsedebiliyoruz. Ülkemizde hali hazırda en az 10-15 tane çok büyük kuyumcu firması var, ihracatçı firma var ve bunların içerisinde diğer firmalar da var bize dahil olduğumuz. Biz devamlı fuarlara, dünyadaki fuarlara katılıyoruz. Uzak Doğu olsun, Amerika olsun, ki Amerika çok ciddi bir pazar bizim için. Burada franchisingler veriyoruz. Bu konuda 3-4 tane çok büyük firmamız var. Bu konuda gayet iyiler. Ancak marka çıkarmak tabii ki biraz sürece bağlı bir şey. Bu konuda çok uygun altyapıya sahip olmamıza rağmen ülke olarak maalesef henüz bir marka çıkartamadık. Ancak bu konuda gayet emin adımlarda gidiyoruz ve benim öngörüm önümüzdeki 5 sene içerisinde dünya çapında bir marka çıkartacağımıza dair. Peki, şimdi potansiyel var diyorsunuz. O halde kur krizleri de yaşadığımız dönemlerden geçtik. Dolayısıyla biraz o kuyum sektörünü de değerlendirecek olursak, yani buradaki kur ataklarıyla etkilenen bir sektör mü oldu, yoksa bu bağlamda daha alışık olunduğu, daha işte burada krizlere karşı da en azından dayanıklı olabilecek fırsatları kendine yaratabildi mi sektör? Ne dersiniz? Evet, yaratabildi. Şu bağlamda eskiden pırlantada kar marjı çok daha yüksekti ve pırlanta gayet iyi gidiyordu. Ulaşımı ucuzdu. Hala öyle. Her bütçeye göre, her kategoriye göre pırlantaları mevcut. Ancak altında pandemi sonrası arkasından başlayan Rusya ve Ukrayna savaşı ve diğer krizler altına olan ilgiyi çok daha fazla arttırdı. Özellikle de gram altınlarda, gramlık olsun, 2,5 gramlık olsun, 5 gramlık olsun ve bunun çarpanıyla beraber insanlar tamamen buna yöneldiler. Çünkü altın her zaman insanların gözünde en sağlam yatırımdır. Ve bu insanlık var olmaya devam ettikçe de devam edecek. Peki, şimdi Murat Bey, özellikle burada ihracat tarafından da bahsetmek gerekiyor. Türkiye'yi bu ihracat pazarında nereye koyarsınız? Türkiye ihracat pazarında dünyada ilk üçte. Hatta bu konuda ilk birde zorluyoruz. İtalya'yı da geçmek üzereydik. İtalya bu konuda inovasyona çok iyidir. Makineleşmene çok iyidir. Çok iyi makine ürünleri çıkartırlar altında. Yani altını bir köşeden koyar, öbür taraftan zincir çıkartır. Hani çok basit tabiriyle söylüyorum. Hindistan eskeza öyle. Çok ciddi bir nüfusu var. 1.2 milyar civarında. Ve çok ciddi de bir altın kültürü var. Biz Hint işi altın diye tabir ediyoruz bunu. Türkiye işçilik olsun, kültürel zenginlik olsun ve dünyanın her köşesine yetebilme yeteneğiyle, fleksibiliteyle beraber biz bu konuda gayet iyiydik. Ancak dediğim gibi bu altına getirilen kota bizi biraz zor duruma düşürdü. Bu konuda bizim sistemimiz var. Böyle bir durumda, böyle spesifik bir konuda olması gereken bir gece çat diye bir kanunname çıkartıp işte biz size kota koyduk, bunu böyle yapacaksınız demek yerine önce bize danışıp
Arkadaşlar böyle bir fikrimiz var. Sadece altının ithalatı ticari açığı arttırıyor. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Nasıl bir önlem alabiliriz demek yerine gece yarısı çıkartılan bir kararname ile önümüz kesildi ve bu sektöre, daha doğrusu Türkiye'ye ciddi zarar veriyor. Çünkü bu bir milli servet. Peki burada potansiyel pazarlarımızı biraz konuşalım ihracat bağlamında. Şu an hangi pazarlarda aktifiz ve rakiplerimiz kimler, rekabet edebildiğimiz ülkeler bağlamında ne dersiniz? Nerelere daha bu bağlamda potansiyeli bizde oluşturuyor? Son 5 yıldır özellikle Amerika'da gayet iyiyiz. Hem Las Vegas fuarları hem Miami fuarları, bizim de katıldığımız Miami fuarları çok ciddi potansiyeller taşıyor ve taşıdığı bizim için tonlarca altın, ürün, mücevher siparişi aldık. Ve bunların bir kısmını zaten tekrar ihraç ettik oralara. Uzak Doğu eskeza öyle. Avrupa içerisinde işte İngiltere olsun, Almanya, Türklerin yoğun nüfusun olduğu yerler. İsviçre eskeza öyle, iyi olduğumuz yerler arasında. Ancak an itibariyle tabii ki Dubai'yi unutamayız. Körfez bölgesini. Oraya çok ciddi bir altın ihracatımız var. Sadece tek fark, Dubai bölgesi yapan ihracatlarda kar marjı çok çok düşüktür, minimalizedir. Volüm çok fazladır. Yani sadece geçen ay yaklaşık 60 ton altın ihraç ettik oraya. Körfez bölgesine, Dubai, Katar tarafına. Ama kar marjı düşüktür maalesef. Ancak Amerika tarafı öyle değil. Kuzey Amerika'dan bahsediyorum. Hem kar marjı daha iyi, hem çok ciddi altın çekiyorlar. Amerika bölgesi biliyorsunuz, hani bildiğimiz ölçümlerle konuşulmuyor. Evet. Orada dünyayla ilgili ne varsa bildiğiniz çarpı 10. Orada gayet normal. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Murat Malik aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Evet, bir acı yine haberi de paylaşıyoruz. Halis Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın deniz kazası sonrası tedavileri devam ediyor. Ayrıntıları şimdi Habertürk muhabiri Buse Deviren arkadaşımızdan alacağız. Buse Deviren, hoş geldiniz diyeceğim ama ayrıntıları sizden alalım. Şu an ne durumda? Evet, çok sıcak bir bilgiydi. Yaklaşık bir saat önce aslında haber merkezine düştü bu bilgiler. Sabancı çifti Yunanistan'daki tatillerinde bir kaza geçirdiler. Tekne tatili yapıyorlardı ve Zodiac Boat'la restorana akşam yemeğin için ayrıldıkları noktada da bir kaza geçirdiler. Kayalıklara çarptılar. İkisinin de durumunun ağır olduğu bilgisi var şu an elimizde. Ali Sabancı ilk olarak tabii her ikisi de Yunanistan'da adada tedavi altına alınmıştı. Ardından da Bodrum'a götürüldü çift. Orada tedavileri devam etti ve Ali Sabancı da bu sabah itibariyle helikopter ambulansla birlikte İstanbul'daki özel bir hastaneye getirildi. Tedavi altına alındı. Eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın da bu saatler içerisinde onunla yine helikopter ambulansıyla birlikte hastaneye getirilip burada tedavi altına alınması beklenenler arasında. Çiftin kazası tabii dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. Yunanistan'daki tatilleri devam ederken akşam yemeği için ayrıldıklarında tekneden Zodiac Boat'la kayalıklara çarptılar. İlk etapta edindiğimiz bilgilere göre çevredeki diğer teknedeki vatandaşlar tarafından fark edildiler ve Yunanistan'da adada tedavi altına alındılar. Aynı zamanda Esas Holding'den de bir açıklama geldi buna yönelik. Onlar da kazayı doğruladılar ve basın açıklamasında da yönetim kurulu başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Sabancı'nın 24 Ağustos, yani dün, tarihler dünü gösterdiğinde tatil sırasında bir deniz kazası geçirdiğine dair açıklamayı da Esas Holding yapmış bulundu basın açıklaması olarak. Hemen bizim bulunduğumuz bu arkamızdaki hastanede de Ali Sabancı'nın tedavisi devam ediyor. Yine helikopterle de eşi Vuslat Sabancı'nın da buraya getirilmesi bekleniyor. İkisinin de durumunun ağır olduğu bilgisi tabii ki geçirdikleri kazanın da neticesiyle birlikte edindiğimiz bilgiler arasında. Ciddi bir kazaydı, talihsiz bir kazaydı. Dün akşam saatlerinde Zodiac Boat'la akşam yemeğine giderken çift kayalıklara çarparak ciddi bir kaza geçirdiler. Tedavileri devam ederken biz de süreci yakından takip edip gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Buse Deviren aktardıklarınız için diyoruz ve kendilerine acil şifalar diliyoruz. Programı noktalıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.